her şey burada olabilir. Evet Beril. Seninle konuşmaya geldim Şule. Ne konuşacaksın? Nadire ne yaptın Şule? Ne duydun bilmiyorum ama olanlar bir kazaydı. Üçüncü sınıf fotoromanlardaki gibi eski sevgilini bıçaklamana sormuyorum. Evleniyormuşsunuz, ha? Daha dün benimle evlilik planları yapan Nadir gibi bir adamın fikrini nasıl değiştirdiğini soruyorum. Bunu bana değil Nadir'e sorman gerekmiyor mu? Bana aptal numarası yapma Şule. Bu evliliğe onu nasıl mecbur ettin? Ben kimseyi mecbur etmedim. Kendisi bana evlenme teklifinde bulundu. Bak Şule. Kendini ne sanıyorsun bilmiyorum ama Nadir'in bir anda fikir değiştirmeyeceğini o kadar iyi biliyorum ki. Yani onu neyle tehdit ettiğini bana söyleyeceksin. Yoksa. Yoksa? Yoksa. Bunu kendim bulurum. Yani benden ne sakladığınızı emin ol bulurum. Hemen git bul. Bir dakika bile bekleme Beril. Ama ben senin yerinde olsam bu soruların hepsini Nadir'e sorardım. Şimdi çek git evimden. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ben nasıl açacağım bunu ya? Ne yaptığını söyleyecek misin bana? Ben kardeşimi öldürdüm. Efendim? Serkan Bey, Kadir Oltay'a geldi. Polisler birazdan alacak. Hayda! Kaldır dedin, kaldır. Tamam, kaldırdım, kaldırdım. Arayın arabayı. Amirim, vallahi bir yanlışlık var, hayırdır ya? Konuşma, kımıldama sakın. Tamam, tamam konuşmayayım da bu işte bir yanlışlık var gerçekten. Kolye nerede? Amirim, ne kolyesi? Hakkında tarihi eser kaçakçının ihbar var. Bize numara yapma. Vallahi benim kolyeden falan bir haberim yok amirim. E ne işin vardı burada senin? E dolanıyordun. Dolanıyordum. Arkadaşlarla gezmeye gelmiştim ben. Onları kaybettim, onları arıyordum ben. Kimliğini kontrol edin. Vereyim, kimliğimi vereyim. Buyurun memur bey, kimliğim. Amirim gerçekten bir yanlış anlaşılma var hiç. Yani tarihi eser kaçakçılığı falan benim alakam olmaz. Temiz. Evet, temiz tabii. Araba temiz amirim. Hadi gidelim. Arkadaş ya. Ulan daha dün bizi bir kaşık suda boğmaya çalışan adamlar bugün bir tomar para vermeye çalışıyor. Ya anlamadım ki. Ulan ne kolyeymişsin be. Bu işte bir iş var Kadir Efendi.
Tufa'ya gelme oğlum. Kadir Tufa'ya gelmez. Uyanıklar sizi. Amirim, iyi görevler. Anca. Yer mi lan Kadir? Ha? Kadir yer mi oğlum? Niye kurdunuz lan bana bu tuzağı? Bana bu tuzağı niye kurdunuz lan? Nasıl ya? Adam uçtu mu şimdi elimizden? Kardeşim küçücük bir tuzak kurmayı beceremiyor musunuz ya? Ya adamdan kolye çıkacak, polis yakalayacak, sınır dışı edecekler, kurtulacağız. Bir işi beceremediniz ya. Lan, Zehra'mın evindeki herif değil mi bu? Serkan'ın adamı. Ulan Serkan, sen mi yaptırdın lan bu işi? Alo, Serkan Bey. Söyle Kazım. Kadir denen adam son anda uyanmış. Ne diyorsun Kazım? Polisler de bir şey bulamayınca salıvermişler. Allah kahretsin, bir işi beceremediniz ha. Haklısınız Serkan Bey. Başka bir şey düşüneceğiz artık. Mesele bu kolye değil. Mesele sensin. Ben miyim? Sen. Sen hiç değişmeyeceksin. Hiçbir zaman doğru yolu seçmeyeceksin. Ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Zehra'm seni bırakmam. Sen benim kaderimsin. Kadir. Zehra böyle şeyler oldu ki yemin ediyorum aklım durur. Ne oldu gene? Ne durduracak aklım? Söyle. Ne oldu? Ya şu benim kolye işi vardı yani. Bıkmadı mı ya bu kolyeden sen? Ben bıktım. Ya Zehra bir dur. Vallahi bu sefer çok değişik şeyler oldu ya. İstemiyorum onunla ilgili bir şey duymak. Belalı kolye. Bitsin artık. Konuşma onunla alakalı. Ama Zehra. Ne oldu? Hani iyi şeyler yapacaktın sen. Hava atmayı biliyordun. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak, yok göreceksin. Yok yazdım ben bir kenara. Ulaştın mı yine pis işlere? Ha? Ya Zehra bir dur ya. Vallahi bu sefer bambaşka bir şey oldu. Başka bir şey anlatacağım ben. Dinlemeyeceğim. Ben başka bir şey getirdim. Bir iş var. Ne işi? Hı. Disk. Disk? Bu diskin içinde çok önemli şeyler var ama şifreli. Şifreyi çözmen gerekiyor. Ha şifreyi çözmem lazım. Hı hı. Sen Kadir'in alengirli işlerinden hoşlanma. Ama başına böyle bir iş gelince de hemen Kadir'i çağır. Kadir yapsın. Kadir etsin. Evet çağırırım. Önemli çünkü. Önemli olmasa çağırır mıyım? İçinde Serkan'la ilgili bilgiler var. Çözülmesi lazım şifrenin. Serkan'la mı? Evet, bütün olayı çözebilir. Hayır, tamam yapacağım ya. Bak bu son. Bunu da yapacağım. Bundan sonra bu işin peşini bırakacaksın. Anlaştık. Şermin anneyi de alacağız. Ondan sonra hep beraber buradan gideceğiz. Tamam güzel gözlük? Gitmeyeceğim hiçbir yere seninle. İstemiyorum ya. Hala gideceğiz, gideceğiz. Gitmiyorum seninle bir yere. Niye ya? Ben ne yaptım? Sevmiyorum çünkü seni artık. Ne demek seni sevmiyorum ya? Kim o Genco denilen herif mi senin aklını çeliyor? Ya, o çeliyor değil mi? Ya, vallahi o çeliyor. Saçmalama ya. Yo vallahi o çeliyor. Tabii herif senin peşinde koşuyor. Zengin bir de. Sen Kadir'i unut. Kadir'i unut. Git Genco'ya tutul sen. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya ne saçmalama? Sen saçmalama ya. Yalan mı? Kızım. Seni Zehra olarak seven bir tek ben varım. Anladın mı? Evet, çok güzel sevdin. Ondan bunlar geldi başımıza değil mi? Sen böyle sevdiğin için böyle oldu. İstemiyorum artık seni. Olmayacak eskisi gibi. Sevmeyeceğim seni. Ya ama Zehra... Sen bunu hallet. Sonra da yolumuza bakalım. Annemin yanına gidiyorum ben. Şifreyi çözersen haber ver.
çıktın mı dosyaya? Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Bunca zaman sonra neden bu meseleye taktığını anlamıyorum Hayal. Ama o olay bir kazaydı. Öyle miydi, emin misin? Beni sen kurtardın. Bir şey gördün mü? Bir şeylerden şüphelendin mi hiç? Hayır. Biraz düşünsen, hiç mi şüpheli bir şey yoktu? Olmadı. Vazgeç artık kızım. Vazgeçmeyeceğim. Anne. Canım. Parka gidelim mi anne? Tanem, benim biraz işim var. Dışarı çıkmam gerekiyor. Gidemeyiz. Ben götürürüm. Hı? Olmaz mı? Anne, ne olur. Peki, tamam. İyi. Hadi öyleyse. Fırla. Hadi, hadi. Koş, 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 koş. Sen iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı anne? Yok, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şahin Hanım. Şahin Hanım. Dava ertelendi ama sonuç değişmemiş. Avukat öyle söylüyor. Çıkacaksın. Biliyorum. Sen çıkınca kalacağın yeri ayarlayacağım ben. Çok az kaldı. Ben de Hande'ye ne olduğunu bulur bulmaz o evden çıkacağım. Tamam mı? Biri gerçekten o kıza bir şey yapmış olabilir. Maalesef. O geçen gün geldiğim avukat vardı ya, genç. O mu yoksa? Ama o efendi kibar bir çocuğa benziyordu. Yok, o değil. Onun babası. Genç öyle bir şey yapmaz. Çok iyi biri. Onun yanındayken sanki dünyada hiç kötülük yokmuş gibi hissediyor insan. Sen bana baksana. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Ondan bahsederken gözlerini içi parlıyor. O ne demek? Sence ne demek? Anne, anne yok öyle bir şey. Anne yok öyle bir şey. Sen yok öyle bir şey diyorsun ama... kızaran yanakları hiç öyle demiyor. Güzel kızım benim. Ben her gün Rabbime... kızımın karşısına doğru dürüst insanlar çıkarsın diye dua ettim. Demek ki dualarım kabul olmuş. Biliyor musun? İnsanın dilinin söyleyemediğini kalp söylermiş. Onun sesini dinlemekten hiçbir zaman vazgeçme. Olur mu? Canım. Annem. Annem. Serkan'a söyledin mi peki hamileyim diye? Hayır, söylemeyeceğim. Ben doğurmayacağım bu çocuğu. Biraz konuşalım mı?
oldu Ceren? Boşama detaylarını mı konuşmaya geldin? Yok. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Bizim seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmamış. Korktunuz mu? Kusura bakmayın, ben geldim. Sizi ziyaret etmek için geldim, böyle uyuyordunuz. Uyandırmak da istemedim. Korktunuz mu? Kusura bakmayın gerçekten. İçinizden birinin beni düşünmesi ne hoş. Söyle bakalım. Sen benim Şule ile evlenmemi destekliyor musun? Yani sizin kararınız. Ben ne diyebilirim ki? Lafı döndürüp dolaştırıp durma lütfen. İstiyor musun, istemiyor musun onu söyle. Hadi. Bir problem yok. Şule ile evlenince seninle aynı çatı altında yaşayacağız. İnan bana her şey çok güzel olacak o zaman. Anne. Hande. Nadir Bey'i ziyarete geldim. Evet. Beni merak etmiş. Sizin konuşacaklarınız vardır, ben gideyim. Olur canım. Şöyle. Yoksa evlenme teklifimi kabul ettiğini mi söylemeye geldin? Hayal. Ben Nadir Bey'in saçlarından aldım. Nerede buluşalım? Tamam. Tamam, görüşürüz. Thank you.
Sonunda nasıl olduğumu merak ettin demek. O dosyayı sileceksin Leyla. Onun için geldiysen boşuna gelmişsin. Leyla uzatma, sil şu dosyayı gideyim. Silmeyeceğim. Böyle mi elinde tutacaksın beni? Hı? Şantaj yaparak mı? Şantaj demeyelim de... beni unutmaman için ufak bir önlem diyelim. Leyla, sil şu dosyayı diyorum sana. Bak şu anda sileceksin. Gözümün önünde yapacaksın bunu. Hemen. Canımı acıtıyorsun. Asıl dediğimi yapmazsan acıtacağım canını. Sil şunu. Silmeyeceğim. Sileceksin. Silmeyeceğim. Sileceksin. Silmeyeceğim. Sileceksin. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Ceren Kurdoğlu. Bugün için kürtaj randevum vardı. Serkan, dur bırak, yapma. Serkan. Bırak beni. Serkan. Bırak, dur onu dedim. Serkan bırak, yapma. Serkan, bırak şunu. Serkan, olur yapma. Serkan. Çekil diyorum, çekil. Serkan yapma. Serkan yapma. Doktor hanım birazdan gelecek. Geçmiş olsun. Bunu herkesten beklerdim onu senden. Ben seni kaybetmeye dayanamam. Serkan, ne olur beni al. Serkan. Serkan. Ne var Ceren? Ben şu anda neredeyim biliyor musun? Bebeğimizi aldırıyorum. Ne bebeği? Ne saçmalıyorsun ya? Hamileyim ben. Bir çocuğumuz olabilirdi. Ama artık bir önemi yok. Çünkü onu aldırıyorum. Bana sormadan hiçbir şey yapamazsın. Duydun mu beni? Duyuyor musun beni? Bana sormadan hiçbir şey yapamazsın. Senin çocuğunu doğurmak istemiyorum. Sana ait hiçbir şey istemiyorum artık hayatımda. Şimdi karın mı kıymetli oldu? Bırak kolumu. Serkan gitme ne olur. Bırak kolumu. Gidemezsin. Serkan gitme. Oğlum bırak. Oğlum bırak. Serkan bırak. Serkan gidemez. Oğlum bırak. Benim için yoksun artık. Hazır mısınız Ceren Hanım? Hı. Bu Mine'nin saçları uzun zaten. Bu da Nadir'in saçı. Tamam. DNA sonucunda Nadir çıkarsa ne olacak? İğrençliği kim yaptıysa ortaya çıkmış olacak. Yani peki biz sonrasında Hande'ye ne olduğunu öğrenebilecek miyiz? Ya bir de annemlerin geçirdiği kaza da muamma hala. Ya Zehra, biz ikimiz çözebilecek miyiz bu işi? Çözeceğiz. Hayal, bak. Nadir'in suçunu kanıtlarsak her şeyi anlatmak zorunda kalacak, tamam mı? Hande'ye ne olduğu da ortaya çıkacak. Ailenin başına gelen kaza da aydınlanacak. Her şey ortaya çıkacak, çözülecek. Genco.
Alo Genco, iyi misin? Ben iyiyim. Tamam. Hı-hı. Tamam, görüşürüz. Buluşmak istiyorum. Morali çok bozuk. Yıkıldı. Şule ile babasının ilişkisi. Bir de Sarkan'ın abisi olduğunu öğrenince dayanamadı. Testin sonucu nadir çıkarsa Mine, Genco ve Serkan kardeş çıkacaklar, doğru. Bir de sırf o da değil. Düşünsene Genco'yu. Öz be öz babası sevdiği kızı bu kadar böyle aşağılıkça, bir iğrenç bir şey yapıyor. Ya düşünsene sen o çocuğun halini. Ya düşünüyorum zaten, hep onu düşünüyorum. Mahvolacak. Dünyası yıkılır onun, o dayanamaz ki. Babası Şule ile olan ilişkisini gizledi diye bile mahvoldu çocuk yani. Nasıl dayansın böyle bir şeye? Kim dayanır zaten yani? Bir daha kendine gelemez o. Canım ya. Allah'tan sen varsın yanında. Ben mi böyle? Benim ne kadar büyük bir yalan söylediğimi unuttun galiba. Her şey ortaya çıkınca benim yüzüme bile bakmayacak. Nefret edecek benden. Aynı şey değil Zehra. Eğer Genco'ya dürüst olursan o bunu anlayışla karşılayabilir, öyle birisi o. Dürüst olursam? Evet. Zehra bak, senin Genco'ya karşı bir şeyler hissettiğin çok belli. Sen Genco'yu kaybetmek istiyor musun? Ha? İstemiyorsun değil mi? O zaman bu korkunç olay ortaya çıkmadan önce git. Söyle ona her şeyi. Anlat Genco'ya. Kolay gelsin. Ya usta, bende şöyle bir flash disk var da bunun içinde bir dosya var. Şifreliymiş, onu halledebilir miyiz? O işlere bakan arkadaş yok. Sen bırak yarın uğra. Yarın. İyi tamam, böyle bıraktım. Yarın buradayım o zaman ben. Tamam, hadi kolay gelsin. Hoş geldin Ayel. Hoş bulduk Sevim abla. Aramıştım ya seni babalık testi için. Getirdim istediğin örnekleri. Evet, aradım ben. Telefonda soramadım sana. Hayırdır babalık testi falan? Ya bir arkadaşıma lazım da adam bebeğin babası ben değilim falan diyormuş. Bak sen öyle. Ne zaman alırım ben sonuçları? Yarın yetiştiririz senin için. Tamam. Hoşça kal, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Babam bugün taburcu olacakmış. Ama yanına gitmek hiç içinden gelmiyor. Artık evde olacağı için eve de gitmek istemiyorum. Hande, ben ne yapacağım? Böyle babamdan kaçarak mı yaşayacağım? Hayır, alışacaksın. Daha yeni oldu her şey. Geçecek. Hande, buna nasıl alışır insan ya? Neye alışacağım? Babamın bir yalancı olduğu gerçeğine mi alışacağım? Yalan söylemiş olabilir, o senin baban. Anne, bana onu savunma, ne olur. Ne olur, bari sen yapma. Savunmuyorum, insan sevdiklerine yalan söyleyebilir. Mecbur olabilir buna. Hande, insan niye buna mecbur kalsın? Sevdiği insan üzülmesin diye. Onu kaybetmekten korktuğu için, anladın mı? İnsan sevdiğine yalan söylemez Hande. Çünkü eğer söylüyorsa... sevgisi de yalandır. Şaşırdın değil mi Leyla? Uzun zaman oldu.
Evet. Hem şaşırdım hem de merak ettim doğrusu. Siz öyle önemli bir şey olmasa aramazsınız. Doğru. Seninle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Efendim Hayal. Zehra. Ben örnekleri verdim. Sonuçlar yarına çıkarmış. Tamam, haber bekliyorum senden. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bakıyorum Hayal'le eskisi gibi oldunuz yine. Evet. Bak gördün mü? Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, seni tanıyan kimse kopamıyor senden. Yani vazgeçilmez olduğunu düşünen bir tek ben değilim Hande. Merhaba Leyla. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Benimle konuşmak istediğiniz önemli şey nedir? Senden yapmanı istediğim bir şey var Leyla. Ne yapacaksın? Eve mi gideceksin? Eve gitmem. Nereye? Arkadaşımda falan kalırım. Genco. İyi ol, tamam mı? Başkalarının hataları yüzünden üzgün olmayı hak etmiyorsun. Sen bu dünyada mutlu olmayı en çok hak eden insansın. Sen yanımda oldukça mutsuz olma ihtimalim var mı? Sen beni düşünüp canını sıkma. Yarın daha iyi olacağım söz. Öyle olacak.
Merhaba Sevim abla. Merhaba, hoş geldin. Sonuçlar. İşte sonuçların. Hayırlı olsun. Merhaba. Ne yaptın? Dün bir şey bırakmıştım. Halledebildin mi? Hallettik, hallettik. Heh. Vay eyvallah. Kralsın ya. Ya birader şuna 2 dakika ben şurada baksam olur mu ya? Olur olur. Ben de bir tuvalete gideyim. Vallahi. Eyvallah. Nadir Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Gülüncüm. Çok geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Ben sana bu eve gelmeyeceksin demedim mi? Hayatımızdan da evimizden de defolup gideceksin demedim mi? Defol git. Sen istiyorsun diye sahip olduğum şeylerden vazgeçecek değilim, öyle değil mi şöyle? Aa Serkan. Düğün planlarınızı anlatmaya geldiyseniz dinlemeye hiç niyetim yok. Serkan, bana kızmakta haklısın. Ama senden ricam, sadece bir kez beni dinlemen. Hiç değilse annenin hatırı için. Hadi hayal. Hayal, ne oldu? Çıktı mı sonuçlar? Evet. Ne oldu? Nadir miymiş? Hayır. Nadir değilmiş. Zehra. Ben odama gidiyorum. Tamam. Ben Mine'nin saçlarını aldım. Hı hı. Nadir Bey'den de örnek alabilirsek tamammış. Kabullenmeye mecburuz. Hepimiz. Neticede hem iş hem de özel hayatımızda bir ömür boyu birlikte olacağız. Ben hiçbir şeye mecbur değilim, tamam mı? İstediğinizi yapın. Ama ben çizmeye çalıştığınız o sahte aile tablosunun içinde olmayacağım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sen ne yüzle geldin buraya? Herkese merhaba. Evet Serkan, seni dinliyorum. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptığını söyleyecek misin bana? Ben kardeşimi öldürdüm. Sen söylesene, ne işin var? Niye geldin buraya? Benim oğlumu almaya geldin.
Serkan'a mı? Hayır. Mine'yi. Ne? Ne Mine? Sen ne saçmalıyorsun ya? Saçmalık bugüne kadar olanlardı. Benim Mine'den uzak kalmamdı. Çünkü Mine benim kızım.